Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Kingdoms and Castles'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz bu arada. Şimdi oyunu başlatayım. En son eğer bir önceki bölümü izlediyseniz taş ocağımızda yangın çıkmıştı. Allah'tan yağmur yağıyordu, yangın söndü. Ama tabii ki bir daha çıkmayacağı anlamına gelmiyor. O yüzden şöyle bir şey yapmamız lazım. Şimdi şehrin ya her yerine şey olması lazım. Suyu sağlamamız lazım. Ben şöyle koysam ya da bunları ayrı ayrı mı koysam? Bence ayrı ayrı koymak daha mantıklı. Bir tane bunun için koyayım. Orayı yapsınlar. Bu arada bu kuyulardan yani suya ne kadar yakınlarsa o kadar daha hızlı söndürebiliyorlar yangınları. Onun dışında tabi buraya da koymuştuk bir tane. Şimdi hocam biz 30 kişiyiz. Evimizde yeterli yer yok. Yeni ev lazım. Bu kulübe ne istiyor? 10 tane taş istiyor. 12 kişilik şey alıyor. Buna bakacağım. 10 tane taş olsun. 25 şey istiyor. Onun dışında kendimize savunma malzemeleri var. Bunları da yapmak lazım. Yani bunlar olduğuna göre bize birileri saldıracak. Abi ambar yapabiliriz. Ambar yapabiliriz. Yemek sıkıntımız var. Ambarı hatta direkt. Bunun önü neresi lan? Ha girişi burası. O zaman buraya koyayım ambarı. Ya da şunun arkasına mı koysam? Buraya koydum. Ambarı da yapsınlar çünkü yemek... Bak getirdi adamlar, yemek deposu dolacak şimdi. Şurayı seri inşa etsinler. Tamam, oradaki kuyu da inşa oldu. Abi bir şey diyeceğim bak. Şurayı bir temizler misiniz? Şunun etrafını bir temizleyin. Eğer yapabilirsem buradaki taş parçasına şu taraftan da bir tane maden sokacağım. Biz, taş çok fazla lazım oluyor ve çok az üretiliyor. Depomuz 250 oldu, yemek deposu. Çok güzel oldu. Hocam odun sıkıntımız yok gibi diyecektim. Odunu dolduruyor musun buraya? Dur. Bize şey lazım. Neredeydi lan o? Bir tane daha küçük depo yapacağım şimdilik buraya. Buraya koyayım onu da. Şimdilik o ikisi yetsin. İleride onları geliştiririz. Abi dur şimdi. Ben şuraya taş ocağı sokabiliyor muyum? Sokabiliyorum. Çok iyi. Koy. Çok güzel. O taşı bir an önce şey yapsınlar. Taş gerekiyor çünkü. Lazım. Onun dışında yemek sıkıntısı şimdilik yok gibi. Ama bulunduğumuz yerleri biraz temizlememiz lazım ya. Abi şurayı şöyle bir alın. Tamam mı? Bu yan tarafımızı da kesin şöyle. 35 kişi gelmiş. Nasıl 35 kişi geldi? Oğlum bu evler 5 kişilik değil mi? 1, 2, 3, 4, 5 ev var işte. 25 burası, 25 burası. Ha, 50 yapıyor lan. Ben bir önceki bölümde nasıl 30 hesapladım burayı? Neyse. Ev sıkıntımız yokmuş şimdilik. Abi buraya da bir tane kuyu yapmam lazım. Burada bir yerde yangın çıkarsa var ya yanarız, biteriz yani. Zaten yemek götü götüne yetişiyor. Sıçarız direkt. Onun dışında burada... Orası daha kilitli. Abi bir kuyu daha lazım. Taverna falan var. Ulan itfaiye çok işimizi görür de çok malzeme istiyor. Onu şu an karşılayamam. Şimdi şu an bir duvar örmek istemiyor değilim açıkçası. Duvar örsem çok iyi olabilir. Ama şimdilik dursun bir. Şöyle bir alanımıza bakalım. Abi şimdi sudan bir saldırı gelmez bence. Bu tarafı duvar örmeye gerek kalmaz. Burada da şöyle şurayı kapatsam. Buradan da şöyle geniş alıp şurayı kapatsam. Şöyle hafif meyilli dönsem şurayı. Bu içerideki alan bize yeter bence. Yine kuş geldi. Bak bak, aslanım beni nasıl götürüyor lan. Güzel, yemek sıkıntımız yok şimdi. Taş ne alemde? Taş 10 oldu. Bir tane daha kuyu. Onu da aslında bu tarafına değil de şu tarafına yapsam. Dur bir dakika. Yolla şurayı bir ayarlamak lazım. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ben bunun yerini değiştirebiliyor muyum? Tüh ya, yerini değiştirirsek iyi olurdu. Bunu yıkmam lazım.
Abi bunu yık. Bekleyin şimdi. Bak şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Bak. Buradan böyle yolu bir çek. Tamam mı? Bunu dur lan. Buraya kadar bir çek. Bir de burayı çek. Bunun etrafını yol çek. Ondan sonra aynı şekil. Neredeydi o? Meyve bahçesi. Meyve bahçesini şurada bir tane dursun şimdilik. Onun dışında 3 tane de çiftlik. Koy abi şöyle şuraya. 3 tane değil pardon 9 tane. 39 kişiyiz. Yemek sıkıntısını şu an yani yemeğe garantiye almam lazım. Su kuyusunu da bu tarafa koyun. Ondan sonra orayı yaptıktan sonra bir de böyle yol çek. Tamam. Meyve bahçesi dursun. Buraya meyve bahçesi dizdiğim zaman şey yapacağım. Yol çekeceğim. Abi depolar sıkıntı yok. Tamam. Evimizde yer var. Taş ocağında artık iki tane şey var. Güzel. Peki bir şey söyleyeceğim. İşe adam yetiştirebiliyor muyuz? Yetiştiremiyoruz. Yeni adam gelmesi lazım. Yeni adam gelmesi lazım. Yetişemiyoruz. Ulan çok fazla yaptırdık şey ya. Şimdilik şunu iptal mi etsem? Ama bu lazım bu. Kışın şeyi sağlıyor. Diğerleri kışın olmayabiliyor bazen. Ne ürettiklerini ne biliyor musun? Hadi bunlar meyve üretse bunlar da artık buğday mı ne bilmiyorum. Sarı sarı. Neyse. Kaya kaldırıcı ne abi? Kaya kaldırıcıyla kaldırılabilir diyor. Neyse neyse. O lazım değil şimdi. Abi bizim kömür üretimine başlamamız lazım. Bunun için ne lazım? Oduncuyu yapmamız lazım. Şimdi oduncuyu ormanın ortasına mı sokmak lazım? Yani ne işe yarıyor bu oduncu? Sana şuradan bir yol çeksem. Dur bir dakika. Şöyle gel bakayım. Şöyle bir yol çekeyim bakayım. Dur şimdi. Neredeydi o? Abi şu oduncu. Bunun belli de alanı var. Bunu tam ucuna koyalım. Dur. Tam yolun ucuna koy bakayım. Orayı da ayarlayın. Abi yemek sıkıntımız yok. Çok güzel. 43 kişi olmuşuz. O da çok güzel. Şu büyük binayı yapmak istiyorum da. Ne istiyordu bu? 10 tane şey istiyor. Taş. 9 tane oldu. Bir tane heh. Vay anasını. Şekil ha. Bir tane burada dursun şimdilik. Abi bu kaya kaldırıcı dediğiniz şey ne sizin? Kaya kaldırıcı bir alet ne bu? Aa şurada dur. Nerede o? Kaya kaldırıcı. Vah bu ne lan? Ne olduğunu bile bilmediğim bir şey istiyor. Neyse boş ver onu dursun. Şimdi bu oduncu ne işe yarayacak? Sürekli odun mu sağlayacak buraya? Yoksa ağaç mağaç mı dikiyor? Ben odunu istediğim gibi toplatabiliyorum çünkü. Oduncuyu yaptığımıza göre artık kömür şeyini de halledebiliriz. Kömür ocağı. Ha odun kömürü yapıyorsun sen. Yakınlardaki ev rahatsız ediyorsa buraya kondurayım. Ha burada yapılsın bu. Bir tane de kömürcümüz olsun. Millet kışın şey yapsın. Nedir onun adı? İşte ısınsın. Abi buradaki şey bize bayağı bir yeter. Taş şimdilik işimizi görüyor. Zaten başka bir tarafından sokamayacağım. Biraz yavaş geliyor ama ona yapacak bir şey yok. Depolarda yerimiz var. Yemek olarak da yerimiz var. Güzel. Şimdi şu kömür işine de başlarsak çok güzel olacak.
Galiba bu aslan parçası odun toplayacak. Bu da odun kömürü yapacak. Aynen bak buradan çıktı adam kesiyor bir tane daha. Deviriyorlar. Oduncular kesiyorlar. Güzel. Aha kömür. Oğlum lan ormanın ortasında ateş yaktınız lan. Oğlum bak ormanı yakarsınız ha. Şşş dikkat edin bak. Bir tane oduna iki kömür üretiyormuş. Peki bundan bir tane daha yaptırsam ne olur? Çünkü biz kalabalık bir şeyiz. Nüfusumuz kalabalık yani. Şöyle yapayım. Şurayı bir temizleyin bakayım. Şöyle alın şurayı. Buraya bir tane daha kömürcü yaptırayım. Kömür yetmeyebilir çünkü biz kalabalık. Baksana 48 kişiyiz. Bir tanesi yetmez ki bu yavaş yapıyordur zaten kesin. Daha hiç kömür üretemedi bak. Bundan bir tane daha yapmak şart. Bak kış geldi milletin kömüre ihtiyacı var. Aa iki tane kömür geldi. Ama kime yetecek lan iki tane kömür? Bak geldiği gibi gitti. Hiç burada kömür durmadı bak. Oraya bir tane değil hatta bir 4-5 tane daha bu kömür şeyinden lazım bize. Hadi baba yıkın şurayı. Hatta 3 tane yapayım ben. Bir tane oraya koyayım bir tane de buraya koyarım. Ağaçlar temizlesinler. Buraya da koyacağım bir tane. 3 tane işimizi görmesi lazım şimdilik. Tabii görüp görmeyeceğini bilmiyorum da. Hadi oğlum yıkın şurayı da ya. Neyse siz orayı yıkarsınız. Ne var burada? Ünlem var. Gene herkes bir şeyler söylüyor. Sana da iyi günler. Ne diyorsun? Kasaba meydanı. Festival. O ayarlanır. Bu ne? Bu da iyi günler efendim. Abi kasaba meydanını nereye atacağız? Yer kalmadı ki. Şuradan şöyle şey çıksam diyeceğim. Buralar falan hep taş. Bu tarafa bir yere yapabiliriz. O ne lan? Ormanda kurt geziyor lan. Ana kurt geziyor bak. Dur dur. O orası bir dursun şimdi. Bekle. İnşallah saldırmazlar bize. Tamam iki oldu. Dur. Hemen şu araya bir tane daha sokayım. Hop. Üret abi. Bir tane daha yapılsın. Ne var lan gene ünlem? Allah Allah. Abi ünlem şey yapıyoruz. Yemek sıkıntımız yok. Kömür sıkıntımız var. Taş Allah'a emanet zaten. Şimdi sen diyorsun ki bir köy meydanı yapalım. Yapalım da nereye yapalım? Aslında biz nereye kendimize şey yapsak? Bu taraftan geçiş yok. Burası bizim sayılır zaten. Sudan birisi gelemez diye düşünüyorum. Saldıracak birisi var mı onu da bilmiyorum da. Şu taraflarda kurtlar var. O tarafa da fazla gitmek istemiyorum. Şurayı şöyle kapattığımı farz etsem. Bu taraf kalıyor. Bu tarafta da şurayı kapatsam. Burası komple bizim olsa burada da şuraya of buraya nasıl yerleşilir ha. Burası fena. Köy meydanı şuraya bir yere yaparım. Burada bir takım evler kaldı da burayı full ev falan dizeriz. Dur hatta ben onu bir ayarlayayım bekle. Şimdi yolu buradan ama dur lan. Dur dur bekle bir dakika. Bunlar verimli toprak oğlum bunları ziyan etmesek. Şuraya doğru yapsam. Buradan yol çeksem. Mesela köy meydanını tam oraya yaptırsam mesela. Nerede o? Köy meydanı. Kent meydanı. 10 tane taş lazım. Tamam taş birazdan gelir. 55 kişi olduk bu arada. Abi kömür üretimi bak hala yok. Bak hiç kömür birikmiyor. 2 tane geldi. Direkt kullanıyorlar bak. Bizim kesinlikle buraya daha fazla kömür şey yapmamız lazım. Buraya böyle bayağı bir dizmek lazım. De onu geçtim de burada yangın çıkarsa bok yeriz. Buraya seri kuyu lazım. İki tane daha taş şey yapsınlar. Yine kış geldi. Milletin götü donacak. Ya bu taşçıları ben üste alamıyor muyum ya? Taşçılar gözükmüyor ki burada. Yani ne olarak geçtiklerini bilmiyorum. Bakayım. Taş ocağı işte. Tam görevli değil diyor. Bunun şeyi ne acaba? Mesela ambar çalışanım bunlar. En üstte alsam. Alamadım zaten.
Neyse ya. Ama şu an taşta kimse yok ya çalışan. Niye böyle oldu bu? Çiftçi meyve toplayıcısı. Tamam, inşaatçı var en üstte zaten. Depo işçileri var. Kereste işçileri, ambar çalışanları. İki tane ambar çalışan şey var. Neyse ya, yeni gelenler illaki olur. Ama bizim taş şey yapmamız lazım. Nasıl olacak şimdi? Şöyle bir şey yapsam. Kömürün üretilmesi lazım. İyi, eyvallah da. Bu ambarı geri çeksem, bu ambarda çalışacaklar yani. Depo işçilerini geri çeksem ne olur? En aşağıya çeksem veya şuraya çeksem depo işçilerini. Yemeğimiz ne alemde? Yemeğimiz bayağı var, hatta dolacak. O zaman şöyle yapıyorum. Çiftçileri en sona çek. Meyve toplayıcıları dursun sadece. Onun yerine taşa adam geldi zaten. Yeni katılanlar oldu. Yok, katılanlar değil. Çiftçiler taşa geçti. Tamam. Çalışın abi. Çalış. Taş önemli. Ya şu ünlem bir gitsin artık. Yeter. Bizim buraya seri kuyu yapmamız lazım. Hadi. Oğlum taşı ne yapıyorsunuz lan? Taş geliyor gidiyor sürekli. Dur, şu kuyuyu yapmamız lazım buraya. Çok önemli. Yemek şimdilik yeter. Çok fazla azalırsa çiftçileri bir tık üste çıkartabilirim. Dur abi şimdi. Bunu nereye koyalım? Bunu yakın bir yere koymak lazım. Burası size uzak lan. Bunları daha fazla kapsaması lazım. Şöyle şuraya bir yere koymak lazım. Dur. Şurayı bir temizlesenize. Şöyle. Hadi bakayım. Kömür birikti lan. Yaz geldi diye mi oluyor? ...55 kişiyiz. Yerimiz var diye düşünüyorum. Burası 50 yapıyordu. 12'de burası var ama ev yapmak lazım. Dur, şu kent meydanını yapayım. Onun etrafına evleri dizeceğim zaten. Kömürümüz birikiyor. Çok güzel. Abi orayı temizlediniz mi? Hadi ya. Seri. Şuraya sokacağım hadi şunu. Kış geldi. Artık kömürünüz var canım. Cayır cayır kömür üretiliyor. Tabii şimdi sömürürler onu kış geldiği için de. Buraya yaptırsın. Yaptırdım. Konuşamadım bile. Şimdi kent meydanını yaptırabiliyor muyum? Malzemem yetiyor mu? Nerede o? Kent meydanını yaptırabiliyorum. Ona ne avradını? Bu ne işe yarıyor bu? Bayağı büyük bir şey lan. Oğlum bunu buraya bir yere mi yaptırsaydık acaba? Evler hep orada kaldı. Gerçi buraya da dizeceğim evleri ya. Ama bak, bu benim canımı sıktı. Niye tam ortalanmıyor bu? Bak bak şimdi ya. O zaman şuraya böyle yapayım. Canımı sıktı benim. Tam ortalanması gerekiyor. Dur şimdi, yolları ayarlayıp oraya bir de ev dizelim. Kent meydanının etrafını yolla bir çevirelim. Şöyle. Dur lan. Hay ebeni. Kent meydanı burada. Dur şimdi. Evleri yapacağım yeri de belirlemem lazım. Onun avradını bir şey oldu. Bir yere yıldırım çaktı. İnşallah yangın çıkmamıştır. Oğlum bak, yıldırım çarpıyor çok fena. Neyse, yağmur yağıyor. Söner herhalde ya, yanarsa da. Her yere kuyu yaptım da. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Dur şimdi. Böyle bir yol çekeyim. Oğlum bak, sağa sola çarpıyor ha. Şimdi şuraya şöyle bir yol çeksem. Valla şuralara bir yerlere çarpıyor yıldırım. Neyse. Böyle bir yol çekelim. Tamam mı? Kulübe yaptırabiliyorum. Çok güzel. Buraya
Hatta direkt şuraya mı koysan? Yok ya, kent meydanına başka şeyler koyarız. Şuraya bir tane koyayım. Hatta yanına bir tane daha koyayım. Tamam, zaten başka yapamıyorum. Şimdilik o bizim işimizi görür. Oğlum bak, çok fena yıldırım çarpıyor. İnşallah bir yer yanmaz. Gerçi yanmaz ya. Ormana falan çarpıyor yıldırım. Şimdi ne var ya? Meyhane mi? Bak gari. Lan. Hastanız derken? Aa. Hastalanıyorsunuz bir de. Hayda. Durun oğlum. O kadar hızlı gelişmiyoruz biz. Biri diyor meyhane, biri diyor şey. Millet hastalanıyor. Taverna var. Meyhane dediği budur herhalde. İyi de oğlum, şu an zaten sağlıkla alakalı bir şey yok ki bende. Neyse ya. Kış... Abi bir sürü odun var. Kullanın odunu. Bir sürü odunumuz, bir sürü yiyeceğimiz var. Hatta yiyecek için bir ambar daha yapabilirim. Malzemem varsa. Neredeydi o? Büyüğü için ne... Yo, büyüğünü siktir et. Büyüğüne çok malzeme lazım. Küçüğü şimdi işimizi görür. Yanına bir tane daha koy. O ne lan? Oğlum odun kalmamış. Bu oduncular aşırı yavaş çalışıyor bu arada. Aa, gerçi oduncular odunu bize getirmiyor ki. Adamlar kömürcüler kullansın diye odun şey yapıyorlar. Bize bir oduncu daha lazım. Odun yetişmiyor, baksana odun kalmadı. O zaman şöyle yapayım. Şurayı temizleyin. Hem benim işime gelir. Şurayı da şöyle komple alın. Burayı da temizleyin. Tamam. Buraya iki tane evimiz yapılıyor. Meydanımız yapıldı. Ha yok, daha yapılmamış. İş önceliği. Çiftçiler en altta. Bak, çiftçi çalışmıyor. Sadece şurası çalışıyor lan. Sadece. Burası bile yetiyor şu an. Yemek konusunda. Bak bak, cayır cayır odun geliyor şimdi. İndirin abi. Bak 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 bak. Nasıl götürüyorlar ha. Aslanlarım benim. Çalışın lan. Kömür sıkıntımız da yok şu an. Aslında kömürü var ya, aşağıya alabilirim. Kömürü şöyle yapayım. Bu ne lan? Kömür şimdilik aşağıda dursun. Çok fazla yüklenmeye gerek yok. Kömür fazla olmuş zaten. Odun da var bir sürü. Şu evleri falan bitirsinler. Meydanı bitirdiniz. Bitirdiniz. Güzel. Ha, festival için 50 birim şey lazım. Bak, bizim o işe geçmemiz lazım artık. Aha, taverna da yapılıyor. Dur şimdi, tavernayı siktir et. Şu sizden para almak için nereye yapmam lazım benim? Hazine odası yerleştir diyor. Nerede o? Ha, hazine odası. Ne lazım? 50 tane taş mı? Heh. Büyük salon, kışla, okçu bilmem ne falan filan, savaş kalesi. 50 birim taş. Biriksin o zaman da yapalım onu. Buradaki evler bitti mi? Bitmedi daha. Biter birazdan. Odunumuz var. Çok güzel. Kömürümüz var. Kömür şimdilik... Aslında kömürü bir tık daha aşağıya alabilirim. Yemek sıkıntımız da yok. Ne var lan? Allah Allah. Şu ünlem gitmiyor. Bak bak, nasıl taşıyor lan? Kule gibi çıkmış şeyleri üst üste koymuş. Aman devirmeyin ha. Bu evler bitti mi? Bu bitti galiba. Bu bitmiş. Güzel. 24 kişilik daha alan açıldı. Çok güzel. Kömürümüz kış boyunca yetiyor. O da çok iyi. Odun sıkıntımız da şimdilik yok. Bayağı büyüdük ha. Neyse arkadaşlar, bu bölümde burada sonuna gelelim.
İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.